Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Derin Futbol'da bu gece biraz uzun olacak. Ahmet Çakar yayın öncesi bir tweet atmıştı. Demişti ki bu gece biraz tuhaf bir gece olacak. Hatta maç oynanırken öyle de oldu. Uğur Demirkırdı, Demirören Haber Ajansı'ndan spor müdürü Uğur Demirkırdı da dedi ki biraz önce Nurgül Hanım, Demirören Haber Ajansı'ndan birisi ağza alınmayacak sözlerde bulundu diye. Bizim muhabirliğimizle hiçbir alakası olmayan ithamlarda bulunuldu demiş. Onu getireceğim ekrana ama önce Sayın Hasan Çavuşoğlu, Alanya Spor Kulüp Başkanı, çok değerli, çok kıymetli Sayın Başkan şu anda canlı yayınımızda. Sayın Başkanım, iyi geceler diliyorum. İyi geceler, iyi yayınlar, herkese selamlar, saygılar. Çok teşekkürler, saygılar. Bizden geçmiş olsun Sayın Başkan. Bu arada siz ekrandayken Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da görüntüleri geliyor şu anda, fotoğrafları. Sahaya inmiş. Sizin kulüp müdürünüze galiba, kulüp çalışanlarınıza bir tepkisi olmuş. Yani üzerlerine doğru gitmiş bir tepkisi. Tepkisi değil, tekme tokat gidiyordu herkese. Önüne geliyor. Önüne gelen o. Tekme tokat. Evet. Sayın Başkanım, bir anlatabilir misiniz? Ne oldu? Neden oldu? Şimdi hani her şeyden önce 42 yıldır şaşırtıyor. Sesi yükseltelim. Evet Sayın Başkanım. Futbolun ikinci amatör, birinci amatör, süper amatör, üçüncü lig, ikinci lig, birinci lig, evet, süper lig, her kademesinde bir şekilde futbolcu, futbol antrenörü, başkan yardımcısı, her türlü görev aldım bir futbolcu anlatan. Ama hayatımda böyle bir rezaleti ilk defa yaşıyorum. Bir kere bunun bilinmesini isterim. Evet. Beni bilen bilir, hiçbir kulüp başkanıyla hiçbir problemim olmaz, hiç takımla olmaz, hiç kimseyle olmaz. Bugüne kadar bir gün ceza almamışımdır, kimseye hakaret etmemişimdir. Asla bir kere bizim annemizden babamızdan aldığımız terbiyeye göre de ağzımızdan hiçbir zaman küfür çıkmamıştır. Çıkmaz da kimse de duyduk diyemez. Maç başlamadan önce geldim. Trabzonspor kafilesi ve Ahmet Ağaoğlu Başkan bir yan tarafa VIP'den geliştirmişler. Hepsi oradalardı. Özellikle gittim. Selamımı verdim. Ahmet Başkan'la tokalaştık. Hoş geldiniz dedim. Hepsinin de bir emirleri, istekleri, arzuları var mı diye sordum. Sayın Başkan, ben dedi burada arkadaşlarla izleyeceğim maçı dedi. Buyurun başkanım, ben burada yan tarafta ne yardımınız olursa hemen telefon aramanız yeterli dedim. Oradan ayrıldım. Neyse maç başladı. Başladıktan sonra zaten sürekli oradan bir şey geldi. Ayağa kalkmalar, işte hakaretler, her yere hakaretler başladı zaten orada. Tabii şimdi burada özellikle maç bittikten sonra da orada zaten maç öncesinde de işte maç sonu da hakemlere küfür ediyorlar zaten. Bunu zaten temsilciler gördüm bile. Hepsi çekti zaten. Kim küfür ediyor yani, Sayın Başkanım? İptal ettikleri videoda net bir şekilde herkes çekti. Net bir şekilde görüntüler var zaten. Size de gelir. Maç içerisinde mi Sayın Başkanım? Trabzon halk ve Trabzon spor. Bizim benim şahsen her zaman örnek aldığım spor camiası, özellikle futbolda örnek aldığım bir şey. Her zaman da takdir duyduğum, saydığım, sevdiğim. Böyle. Bundan sonra da böyle. Trabzonspor'un başkanlarıyla bugüne kadar hep abi kardeş gibi olduk. Ahmet abiyle de yine öyle. Defona abi demişimdir. Ama maçtan sonra yani 2-2 olduktan sonra kıyamet koptu zaten. Tabii bizim yöneticilerimiz orada kendilerini sevindiler. Orada Ahmet Ağaoğlu ısrarla abim var. Büyük abimiz, en büyüğümüz, ona analda küfür ediyordu benim abim. Ben de gittim ki orada da şeyde görüyorsunuz. Abi küfür etmeyin, adam benim abim diyorum. Bak yani küfür etme diyorum. Bana da küfür etti. Orada hatta telefondan elini kaldırdı. Bana vurmaya kalktı. Oradaki yöneticileri çekti. Bunların görüntüleri yani oradaki askerler, herkes buna şahit zaten yani. Orada kimse, Sayın Başkanım, kimse Sayın Başkanım, değil yani. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım. Sayın Ahmet Ağaoğlu kime küfür etti dediniz siz? Abime küfür etti. Ben en büyüğümüz. Ailemizin en büyüğü Ahmet Çavuşoğlu abime küfür etti. Ana avrat küfür etti. Orada mıydı Ahmet Bey? Ahmet Bey oradaydı. Ona, evet oradaymış. Evet, oradaydı. Öyle diyorum. Onun için zaten o şeye kadar geldiler. Aradaki bariyerim oraya kadar geldiler. Hep birlikte orayı yıkmaya kalktılar zaten. Görüntü de orada belli zaten yani. Peki niye Ahmet Bey, hani uzağında da olsa, neden Ahmet Bey'e küfür etti Sayın Ahmet Ağaoğlu? Orada şeyin, onlar tabii ki oradaki abim oradaydı zaten, çıkıyordu dışarıya doğru. Bunlar zaten herkes hakaret başladılar zaten yani. Peki telefonda bir şey gösteriyorsunuz Sayın Ahmet Ağaoğlu'na. Ne telefonda bir şey göstermiyorum. Telefon zaten elimdeydi benim yani. Telefonlar geliyordu sürekli. Telefonda yani arayan kişiler oldu tabii. Maç sonrası tebrik edenler falan. Ben de telefonla konuşuyordum o ara.
Ben de abime küfürü duyunca abi dedim yani gittim bak orada küfür etmeyin insan dedim ben abim dedim yani. En büyük abimiz dedim ben dinlemedi daha küfür etmeye başladı. O da orada elinde bir kaldırdı bana vurmaya kalktı yumruğunu oradaki yöneticileri geriye çekti. Peki Sayın Başkanım siz de bir hayli geriliyorsunuz ondan sonra parmağınızı böyle bir Sayın Ahmet Ağaoğlu'na doğru uzatıyorsunuz. Abi, küfür ediyor küfür etme diyor hemen o da küfür ediyor abi küfür etme diyorum ben küfür etme diyorum. Bak ayıp oldu maçın başından sonuna kadar hakaret ettiniz küfür ettiniz ayıp oluyor diyorum küfür etme diyorum ben orada. Peki Sayın Başkanım affınıza sığınarak şu soruyu sormak zorundayım. Çünkü biraz önce Trabzon'dan Nurgül Günaydın Hanımefendi bağlandı Trabzonlu gazeteci Alanya'da. Bir tehdit olmuş. Trabzonlu iki yöneticiyi almadan bir yere gitmeyiz biz diye Alanya tarafından böyle bir şey oldu mu? Öyle bir şey yok. Ben şahsen oradaki güvenlik güçlerine şikayetçi olduğumu yapılan küfürlerin benim anama uğradığıma küfür etti Ahmet Ağaoğlu. Ben şikayetçi olduğumu da şöyle dedim. Hiç kimseden de bugüne kadar küfür etmedim. Ben ölmüş rahmetli anneme küfür etti Ahmet Ağaoğlu. Bunu da herkes duydu. Herkes de gördü. Onun karşılığında da ben ağzım açık en ufak kötü bir laf söylemedim. İddia eden varsa orada gören duyan varsa da söylesin yani. Sayın Başkanım siz Sayın Ahmet Ağaoğlu'ndan şikayetçi oldunuz mu? Evet şikayetçi oldum. Allah Allah. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya gördünüz o zaman aşağıda gitti. Arada herkese saldırdı. Bağıra bağıra. Zaten bunlar temsilciler şeyler ne var. Hepsiniz olsunuz bu sonu diye. Zaten saymadık bir fırı bırakmadı. Herkes bunu görür zaten. Kayıtlı kameralarda da görürsünüz. Yarın da ben size atarım bunları elimize toplandığı ya zaman. Ya bana bir sürü görüntü geldi de ben bazılarını içinde öyle tuhaf cümleler geçiyor ki Sayın Başkanım. İki taraftan da. Yani işin içerisine siyaset karıştırılmaya çalışılıyor, bakanlar karıştırılmaya çalışılıyor. Hiçbirisini vermiyorum. Vermemek istiyorum. Yani sizin de tasvip vallahi, etmediğiniz, biz, etmeyeceğiniz. Futbolda siyasetle alakalı hiçbir işimiz olmadı. Aynen. Hayır ben siz, onu söylüyorum. Bunu siz de bilirsiniz. Sayın Başkanım ben kadar, sizi. Ben futbolda hiç siyaset konuşmadım. Sayın Başkanım ben hiç sizi çok iyi. Hayır. Siyasetle konuşmadım. Sayın Başkanım ben sizi çok iyi tanıyorum. Onu söylüyorum tam. Hani bilerek görüntüleri vermiyorum ki iki taraftan da siz yoksunuz zaten. İki taraftan da işin içerisinde tuhaf şeyler karıştırıyorlar. Bundan dolayı vermiyorum. Hani kimse üzülmesin diye. Sayın Başkanım, Sayın Ahmet Ağaoğlu o fotoğrafları alalım arkadaşlar. Bu görüntü mü daha önce yoksa sahaya inip kulüp müdürünüze, kulüp çalışanlarınıza saldırması mı daha önce? Buradaki benim ona yani abime küfür ediyorsun dedikten sonra gitti sahaya indi kulüp müdürüne. Neden? Oralarda önüne gelene saldırdı. Niçin Sayın Başkanım neden? Yani sizden sonra hani tamam küfür ediyor Sayın Başkan. Sonra ben oradan gittim. Ben oradan çekildim yani. Ben dedim yani bunlarla dedim muhatap olmak istemiyorum. Yani ben dedim o işin içerisinde yani kimseyle ben yöneticilerime dedim kimse dedim konuşmayacak dedim. Yöneticilerim hiçbir de konuşmadı zaten yani. Yani bu arada Erol Bulut, Erol Hoca demiş ki ben olayların dışındayım, ben hiçbir şeyi görmedim ama çok üzüldüm. Çok üzgünüm demiş. Sayın Başkanım, maç içerisinde de küfürler yağdı diyorsunuz. Yani maç içerisinde ne oldu da yani saha içerisinde çok normaldi her şey. Şimdi maç içerisinde derken maç esnasında da küfürler yağdı. Özellikle Trabzonspor'un teknik direktörü bizim yöneticiye küfür etti. Bunu herkes gördü zaten, o da temsilci de gördü. Trabzonsporlu yöneticiler sizin teknik direktörünüze. Hayır. Trabzonspor'un teknik direktörü bizim yöneticiye küfür etti. Ben de yukarıdan duydum küfür etti. Hüseyin Çimşir, Hüseyin Hoca sizin Hüseyin yöneticinize. Evet, küfür etti. Ya ben enteresan. Bu, peki sizin final maçınız var şimdi Trabzonspor'la Sayın Başkanım. Ne olacak şimdi insanlar onu da sormaya başladılar. Alanyaspor Trabzonspor. Alanyaspor olarak, Alanyaspor başkan olarak her zaman beyefendiliğimizi ondan sonra biz kendimize yakışan her zaman bugüne kadar yaptık. Bizim ne kadar misafirperver olduğumuzu da herkes bilir. Herkesi de herkes bilir. Onun için biz hiçbir şeye müdahale olmayız. Biz efendimize gideriz, maçımızı oynarız. Yeneriz. Yenersek mutlu oluruz. Yenirsek yeneni tebrik ederiz. Bunu her zaman bugüne kadar böyle oldu. Bunu herkes bilir zaten. Buraya temsilciler geliyor, gözlemciler geliyor. Diğer kulüp başkanları geliyor. Herkese nasıl ağladığımızı, nasıl davrandığımızı herkes çok iyi biliyor zaten. Hasan Başkanım, yani, Hasan Başkanım ben Abdülkerim Durmaz. İyi akşamlar Abdülkerim Bey. Hasan nasılsınız? Başkanım şimdi ben sizin futbolculuk... Nasılsınız dedi. Evet çok teşekkür ederim sağ olun. Ben sizin futbolculuk döneminizi de biliyorum. Futbol oynadığınızı da biliyorum. Yani futbolun içinden gelen bir insan olduğunuzu biliyorum. Şimdi futbolcu olduğunuz için de bunları bu işleri daha iyi bilirsiniz. Şimdi siz son saniyede bir gol atıyorsunuz. Evet. Şimdi o basın tribününde oturan sizin yöneticileriniz veya Alanyasporlu insanlar... O golde çok sevinip
Biliyorsunuz futbolda oynadığınız için bilirsiniz. Böyle son dakika gollerinde insanlar ağızlarından işte şöyle yaptık mı falan diye. Acaba sevinci biraz abarttınız mı? Ya şimdi sevinç tabii ki mutlaka olur ama ben orada kimsenin yöneticilerinin onlara dönüp de bir hakaret ettiğini görmedim. Çünkü ben yöneticilerime herkes sakin olmasını söyledim. Onlar da her gol attığında yani sevindiler, her türlü sevinci paylaştılar. İşte, bunlar normal zaten. Başkanım, yani. Başkanım normal de şimdi hepimiz futbol oynadığımız için şimdi tribünde oturunca şöyle oluyor. Yani bu tribündeki seyirci de öyle. Mesela gol atınca ne güzel gol attık, oh! Harika gol attık diye bağırmaz insanlar. Biliyorsunuz nasıl bağırıldığını. Nasıl bilmem ne olduk falan diye. Ben acaba şu araya gireyim Sayın çok Başkanım. Abartılı böyle bir sözle bağırışma olur da onlar da onlar da çok üzgün son dakika gol yemişler şampiyonluk gidiyor diye hani buna tepki göstermiş olabilirler diye Sayın düşünüyorum. Başkanım siz ikinci golü attıktan sonra sizin yönetiminizden sizin tarafınızdan birisi nasıl K nokta nokta Duk İ oğlu İler. Çok özür dilerim. Şimdi, bağışlayın. Herkesten özür dileyerek söylüyorum. Şimdi ben tribünde oturduğum yerde protokol tribününde hangi yöneticim bir şey olsa bazen sesleri bile yükselse futbol diye bile sesleri yükselse hemen yukarıdan uyarırım. Orada bir söz söylense ben onu duyarım. Orada kameralar var, şeyler var. Herkes görüntüler oturdu zaten. Varsa öyle bir şey çıkarsınlar. Ha, benim yöneticimin ağzından bir şey çıktığı zaman ben yöneticilerime sahip bir insanım. Oraya bir sürü ben yöneticilerim alkollü gelmiyor. Akşam al da kimlerin alkollü olduğu da belli. Kimlerin ağzından çıkan kulaklar duymadığı sözler de belli. Madem bunları konuşuyoruz her şeyi konuşalım. Benim yöneticilerim de asla hiçbir zaman bir yere gidip de görüyorsunuz zaten. Siz alkollü müydü diyorsunuz Sayın Başkanım bazı yöneticilerin alkollü mü oldunuz? Başkan da alkollüydü. Ben içki kokusundan midem bulandı. Ahmet Başkan mı? Hep içinde vardı zaten yani. Oo. Olabilir işte ben hiç kimsenin içtiğine içtiğine karışmam. O tabii yani ama... Şey. Ama bazı şeyler de insanlara bazı şeyleri itiyor işte. Orada inip gördüğünüz gibi genel şey müdürü bizim tutan şey şu an tercüman tutan yani bir kulüp başkanı inip sahalarda cirit atıp önüne gelene tekme sallar, yumruk sallar mı? Koskoca Trabzonspor'un başkanına yakışır mı bu? Sayın Başkanım Ahmet Ağaoğlu'na yani acaba birisi yani şimdi ben Ahmet Başkan'ı da siz de çok iyi biliyorsunuz. Çok naif, çok kibar bir adam. Hatta zaman zaman bana der ki stüdyoda sesler çok yükseliyor. Ne olur Ertem biraz engelle. Hani ben kavga gürültü görmek istemiyorum der. Ama ben şimdi Sayın Başkan'ı gördüğüm zaman bunu söyleyeceğim, bunu soracağım. Bir de ikincisi şu. Hani Sayın Başkan bu duruma düşecek bir adam değil. Yani birilerine saldıracak, birilerine vuracak. Hani hiçbir insan canı yanmadığı sürece bu şekilde saha içerisine inip birilerini kovalamaz. Acaba birisi bir şey mi dedi? Ona da mı küfür edildi? Ona vurdular mı, vurulmadı mı? Şimdi Trabzon cephesini de merak ediyorum. Şimdi o tarafta zaten güvenlik güçleri vardı. Askerler oradaydı. Ben oradan çok uzaktım. Bir aşağı doğru indik. Orada bizim genel müdüre tekme tokat salladığını gördüm. Ama ben aşağıya inmedim. Ben gidip de oralarda yani müdahil olmam. Güvenlik güçleri var, herkes var. Çünkü ben gidip de müdahale olduğum zaman orada bir hakarete geleceğiz. O zaman bazı şeylere meydan vermenin hiçbir gereği yok. Çünkü biz de sükunetimizi, efendiliğimizi koruduk ve muhafaza ettik. Yani burada zaten burada her şey kimin ne yaptığının görüntüleri orada her şey bendi zaten. Stat müdürüne niye saldırdı acaba Sayın Başkan? Bilmiyorum, onu sormak lazım oradakilere. Ben o bölgeler arasında 100 metre mesafedeydim yani. Anladım. Sayın Başkanım yani gerçekten anlattıklarınız belki de son yıllarda duyulan, son yıllarda gördüğümüz en tuhaf olaylar silsilesi, olaylar zinciri. Hüseyin Hoca'yı biliyorum. Hüseyin Hoca, hani Hüseyin Hoca'ya vursanız sesini çıkartmayacak bir adam. İdarecilerinize. Şimdi orada zaten herkes bunları gördü. Görüntü de var. Çektiler de zaten. Bunları şimdi yani belki benim söylediğim size tuhaf gelebilir. Belki inandığınız da gelmeyebilir ama estağfurullah başkanım. Orada, her şeyde benim de ne kadar doğru ve dik sözlü olduğumu az buçuk herkes bilir. Siz de bilirsiniz. Ahmet Hoca bir soru sordu Sayın Başkanım. Buyurun Ahmet Hocam. Sayın Başkan, Hüseyin Cimşir yani Trabzonspor'un teknik direktörü sizin idarecilerinize niye küfür etti? Ya şimdi orada tabii ki sahada oynanan şeyler herkes onlar da itiraz ediyor, onlar da konuşuyor. Ondan sonra oradaki
konuşmalara bir teknik direktör sahanın içerisinden hocam yerine gir denebilir. Onu demiş olabilir. Orada çünkü oradakiler de genelde hakemin yapmış olduğu hatalara yorum yapıyorlar. Her iki tarafta bunlar normal yorum yapıyorlar ama tabii orada yaşayan önce de gerilmiş olabilir. Neticesinde şampiyonla oynayan bir takım var, bir iddiaları var, lider takımlar. Tabii kimse puan kaybetmez yani. Şimdi maç 2-1 önde, son dakikada gol yiyor. Orada ben yani ondan dolayı Ahmet Başkan da gerilmiş, yani kendine hakim olamamış olabilir. Ben bunları da anlarım ama dediğim gibi 42 yıldır futbol içerisindeyim. Böyle yani böyle bir rezaleti ilk defa gördüm. Peki. Sayın Başkanım çok özür dilerim. Sayın Başkanım, Sayın Ahmet Ağaoğlu bizim yayınımızı izliyormuş şu anda. Demiş ki çok özür diliyorum, sizi tutuyorum. Çünkü kelime kelime ben içeriden Devrim Zengi'nin söylediklerini burada vermek zorundayım. Söz hakkı doğdu çünkü. Devrim Zengi Ahmet Başkan'la konuşmuş şu anda. Sizin yayınınızı izliyorum. Şu anda alkol muayenesine giriyorum. Hayatım boyunca alkol almadım. Bunların hepsi iftira. Şunu söyleyeyim. Benim ölmüş anneme arkadan onun abisi küfür etti. Yani sizin abiniz küfür etmiş. Ben de kalktım, ona cevap verdim. Küfürü iade ettim. Ondan dolayı ortalık karıştı. Hayır. Orada bizim ailede küfür eden kimse olmaz. Yani abim konuşmanızın bitmesini ondan bekliyorum demiş Sayın Başkan. Bağlansınız mı Sayın Başkan? Şimdi orada ben yani alkolüler dedim. Yani Ahmet Davalo yani bir sürü kişiydi. Yani orada muhatap olan, oradan içki kokuları geliyor. Bir şey istiyor. Yani onun kendi bir şey. Yani ona ben bir şey diyemem. Yani orada Ahmet Davalo içinde değilse de ben onun günahını alamam. Ama oradaki yanındakiler yani çünkü aynı ağız 10 tane yan yana ağız vardı. Yani oradan kokular geliyordu. Olabilir yani, insanların içmesine şeyine karışamayız. Ama tabii bazı alkol şeyleri de bazı şeylere meydan verebiliyor. Ya kimsenin tabii ki alkol alıp almaması bizi ilgilendirmez. O da ayrı mesele. Siz de zaten söylemiştiniz Sayın yani Başkan. Maçlarda da bazı şeyleri doğurabiliyor. Küfür gibi şeyleri şey yapılabiliyor. Zaten sadece Ahmet Davalo küfür etmedi ki. Bütün yöneticilerin hepsi küfür etti. Oradaki bariyerleri kırmaya çalıştılar. Jandarma zora inledi. Jandarmaya ağzına gelmeyecek hakaretler ettiler. Bunu herkes biliyor. Bunlar hep çekildi zaten. Kameralarda var bunlar. Sayın Başkanım, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Geçmiş olsun. Peki Trabzonspor'la final maçı oynayacaksınız. O maç için ne diyeceksiniz? O zamana kadar bir şeyler düzelir mi? Ya şimdi ben burada yani futbolunda düzelmeyecek bir şey yok yani. Çıkarız aslan gibi topumuzu oynarız. Yine düzeliriz. Onlar da çıkar oynar ama ben yani çünkü ettiği küfürler doğru değil yani. Hakikaten bir kulüp başkanı orada analık küfür edilmesi, yani önüne gelene bağırması, hakaret etmesi, orada tekmeler savunması. Ben Ahmet abiye yapıştıramadım işin doğrusu yani. Ama Sayın Başkanım, ben hani gazeteci, televizyoncu olduğum için söylemek zorundayım. Bir kez daha yinelemek istiyorum, bir kez daha duyulmasını istiyorum. Sayın Başkan diyor ki Devrim Zengi'ye, ilk başta Ahmet Bey, yani sizin abiniz, Ahmet Başkan'ın, Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun annesine küfür etmiş. Ölmüş anneme küfür etti. Ben de ona iade ettim diyor şu anda. Şimdi abim küfür etmez. Abim ben küfür etmedim kimseye dedi. Etmez dedi. Çünkü yani ondan zaten maç biter bitmez herkese küfür etmeye başladılar. Anladım. Sonra ben abime küfür ettiğini gördüm. Dedim ki abi bak dedim, küfür ettiğini sen abim dedim. Ama abim bana küfür etti demedi orada yani. Orada abim bana küfür etti demedi. Anladım Sayın Başkan. Küfür ettiğini sen abi dedim. Bak abi, bizim dostluğumuz var. Yani Ahmet Ağaoğlu başkanla. Ondan dolayı ben yani küfür etmemesini söyledim. Abi dedim küfür ettiğin kişi mi? Benim abim dedim yani. Belki böyle sakinleşir falan diye. Ama devamı geldi yani. Bana da küfür etti ve elini kaldırdı, vurmaya kalktı yani. Sayın Başkanım, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Benim eksik kaldığım, size soramadığım, sizin keşke şu soruyu da sorsa yani, deseydiniz. Yani bir şeyler çıksın, orada bir şeyler çıksın, ondan sonra ekleme yaparız gereken. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız böylesine bir ortamda. Çok teşekkürler, çok geçmiş olsun. İyi akşamlar diliyorum. Evet, beyaz futbol ve derin futbol. Her zaman söylüyoruz, etik, objektif, ilkeli yayıncılığını sürdürüyor. Bizim için Sayın Hasan Çavuşoğlu neyse, Sayın Ahmet Ağaoğlu aynısı. Hiç fark etmiyor. İkisi de aynı saygınlıkta, çok değerli. Sayın Ahmet Ağaoğlu da yayınımıza bağlanmak isterse, söz hakkı doğdu.
Arada aracılarla değil, ben Sayın Başkan'ın da sesini duymak isterim. Çünkü ben biraz önce de söylemiştim. Bir kişinin canı yanmasa sahaya inmez. Birilerini kovalamaz. Birilerinin üstüne gidip hele Ertem. Ahmet Başkan gibi bir adam elini şöyle yapmaz. Sayın Başkanım'dan rica ediyorum, lütfen yayınımıza bağlanın. Anlatın, Ertemciğim. Türkiye aydınlansın.